Biz kısmi kapanma dedik. Biz bürolarımıza gidip bütün geceler boyunca çalıştık. Tam kapanma dedik, gene muaf tutulduk, çalıştık. Pandemi döneminde çalışmalarına aralıksız devam eden mali müşavirler, tam kapanma döneminde dükkanların kapalı olacağından dolayı çalıştıkları kişilerin belgelerini alamayacaklarını, Mayıs ayında verilmesi gereken bildirimlerin Haziran ayına ertelenmesi gerektiğini belirtiyor. Hem bütün iş yerlerini kapatıyorsunuz, sonra diyorsunuz ki beyannameleri ve bildirimleri ver. İş yerleri kapatılmış ise eğer, o zaman bu beyanname ve bildirimler, bu belgeler nasıl alınacak, nasıl verilecek? Bizim talebimiz şu, hani bizim talebimiz bireysel veya bencilce bir talep, hani biz bir şey elde edelim talebi değil. Bakın 110 tane insanın yaşamını kaybetmişiz. Bu TÜRMOBA birliğe ulaşan bilgiler. Belki bu rakam 400'ün üzerinde. Çalışanlarımızı katarsanız çok daha yüksek bir rakam çıkıyor. Bu camiye ciddi bir kayıp vermiş. Yani bizim yaşamımız söz konusu. Yani bunu en basit, ben bu şekilde kendi ofisimde çalışırken yakalanmış ve ağır geçirmiş birisi olarak söylüyorum. Şimdi bu camiye bu kadar hassasken yapılması gereken Mayıs ayında yapılacak bütün bildirimlerin Haziran ayı ile beraber verilmesi, bir kapanma söz konusu ise mali müşavirlerin de 15 gün boyunca 2,5 hafta boyunca evine gidip oturması herkes gerekiyorsa lütfen biz de oturalım. Mali müşavirler müşterilerinden belgesini alamazsa, tam kapanma sürecinde evinden işine, işinden de evine gitmesinin bir anlamı yok diyen Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, yasaklardan kısmi olarak muaf tutulmalarının üzücü olduğuna değindi. En son genelgede İçişleri Bakanlığı şöyle demişti. İlk başta mali müşavirleri kapsama almadılar. Bu çok üzüntü verici bir durum. Yani biz bu işleri evlerimizde oturarak nasıl yapabiliriz? Bu mümkün değildi. Sonra düzelttiler bunu. Dediler ki evinden işine, işinden evine. Şimdi bir mali müşavir eğer müşterisinin belgesini alamazsa evinden işine, işinden evine gitmesinin bir anlamı yok. Çünkü müşterisine gidip belgesini alıp iş yerinde kaydetmesi lazım. O yüzden sıklıkla bu muaf tutulmalar, son yayınlanan genelgede de 40. maddede kısmi muaf tutulduk. Ya bu üzüntü verici.